Merhaba arkadaşlar. Şimdi size bir şirketi tanıtacağım. İsmini en son vereceğim. Şimdi düşünün. 30 binden fazla çalışanı var. Dünyanın hemen her ülkesinde, dünyanın en büyük ve o ülkenin en büyük firmalarına danışmanlık hizmeti veriyor. Sadece özel şirketlere değil, sivil toplum kuruluşlarına da aynı zamanda hizmet veriyor. Bitmedi, devletlere yani hükümetlere bile danışmanlık hizmeti veriyor. Düşünün nasıl muazzam bir bilgi birikimi var. 1926'da kurulmuş, 80-90 yıldır en azından faaliyette ki artık oradan bile anlarsınız zaten ne kadar muazzam bir bilgi birikimi var. Ve de sadece o kadar değil, dünyanın en zeki insanlarıyla çalışıyor. Hatta o kadar zekiler ki bazıları o şirketten ayrılıp doğrudan bir bankanın genel müdürü bile olabiliyor. Türkiye'de bu yaşandı mesela. Şimdi arkadaşlar yani çok önemli bir firma. Yani iş dünyasına şekil veren, çünkü onlara danışmanlık verdiği için, akıl verdiği için onları da şekillendiren, iş dünyasını yönlendiren bir firmadan bahsediyoruz. Bu kadar önemli. Şimdi bu firma 2021 Haziran ayında bir rapor yayınladı. Gerçi devamlı yayınlıyor bu tür raporları ama bu raporu 18 bin kişiyle, 15 ülkede 18 bin kişiyle anket yaparak hazırlamış. Raporun yani makalenin başlığı şu: geleceğin iş dünyasında çalışanların ihtiyaç duyacağı yeteneklerin belirlenmesi. Yani bu şekilde çevirebiliriz. Bakın ne kadar iddialı bir başlık. Geleceğin iş dünyasında çalışanların ihtiyaç duyacağı, yani çalışanlara gerekli olan yeteneklerin belirlenmesi. Siz orada gelecek dediğine bakmayın. O gelecek aslında bugün. Yani o derece önemli bir rapordan, bir makaleden bahsediyoruz. Bu makaleye göre McKinsey 56 tane yetenek belirlemiş. 56 yetenek, yani iş dünyasında gerekli olan 56 yeteneği belirlemiş ve bunu çok özet bir şekilde, çok güzel bir şekilde yayınlamış. Az sonra göstereceğim. Buradaki nokta şu arkadaşlar. Şimdi bazılarını göreceksiniz zaten, daha önce kaç kere duydunuz, yani duymadığınız şeyler değil. Ama bunu önemli yapan hepsini bir arada görüyor olmanız bir. İkincisi, çok fazla sayıda, az önce söyledim ya, 18 bin kişiyle yapılan bir anket. Dolayısıyla bunun geçerliliğini artırıyor. Bu çalışmanın geçerliliğini artırıyor. Bu önemli bir nokta. İki. Üçüncüsü arkadaşlar, McKinsey firmasının kendisi. McKinsey firması tek başına, az önce anlattığım gibi, öyle muazzam bir firma ki bütün insan kaynakları uzmanlarını, yöneticilerini, yani karar alacağı mercide olan herkesi etkileyebilecek bir nüfuza sahip. Yani McKinsey şirketlere, firmalara, devletlere gidip bu yeteneklere sahip olan insanı işe almalısınız diyecek. Bunu öyle bir diyecek ki insan kaynakları departmanları, birimleri bu size birazdan göstereceğim yetenekleri bir kılavuz gibi kullanacaklar. Mülakatlarda devamlı sizde bu yetenekler var mı yok mu diye anlamaya çalışacaklar. O yüzden çok kilit bu noktalar. Yani bu yetenekleri bilmeniz çok önemli. Çok kilit dememin sebebi bu. Eğer en azından 2-3 kelime, 2 cümle kuracak kadar bu yeteneklere hakim olursanız, bu yeteneklere vakıf olursanız mülakattan çok daha iyi sonuçlar almanız mümkün. O yüzden gelin hadi beraber inceleyelim bakalım neymiş bu yetenekler. Arkadaşlar işte McKinsey firmasının hazırladığı yetenekler çalışmasının özeti karşınızda. Şimdi bu İngilizcesi. Şimdi İngilizce bilenler buradan devam etsin. Zaten gitsinler makalenin orijinalini de okusunlar. Ama İngilizce bilmeyenler için ben bunu Türkçe'ye çevirdim kendimce. İşte o da burada. Şimdi bakın 4 tane kategori var. Yani yetenekleri 4 kategoriye ayırmışlar. Bilişsel diye sol üst köşede. Onun yanında sağda hemen bireyler arası. Sol altta kendi kendine liderlik. Sağ altta da dijital diye ayrılıyor. 4 tane kategori. Ve bunları 13 yetenek grubuna bölmüşler. Yani yetenek grupları dediğimizde daha kalın olarak yazılmış küçük başlıklar. Mesela bilişselin altında eleştirel düşünme, iş planlaması ve yöntemleri veya dijitalin altında mesela dijital akıcılık ve vatandaşlık, yazılım kullanımı ve geliştirme gibi. Onların da altında, yani tüm bu grupların altında noktalarla, yani bulutlarla işaretlenmiş yetenekler var. 56 tane diyeceksiniz ki 56. Evet, 56 tane arkadaşlar. Hiç de abartılacak gibi de değil, merak etmeyin. Çünkü bunların çoğu zaten sizde var. Yani zaten bazılarınızda doğuştan var. O yüzden hiç düşünmeyin, endişelenmeyin. Hadi gelin biraz daha detaylı bakalım ama hızlı bir şekilde bakalım. Mesela hangisinden? Bilişselden başlayalım. Bakın eleştirel düşünmenin altında ne var? Yapılandırılmış problem çözümü, mantıksal çıkarım, ön yargıları anlamak, İlgili bilgiyi aramak. Bakın bunlar okullarda öğretilmeyen şeyler genelde. Yani bunları zaten siz yeteneğiniz varsa yapıyorsunuz. Yoksa bile bunları yapabilecek dersleri, imkanları kendiniz internet üzerinden bile bulabilirsiniz. Mesela sağ tarafa geçelim. İş planlaması ve yöntemleri. İş planı geliştirme, zaman yönetimi ve önceliklendirme, çevik düşünme, agile deniyor buna. Bunların da hepsini aynı şekilde internetten de bilmiyorsanız araştırıp öğrenebilirsiniz. Veya sol altta iletişim var. Hikaye anlatıcılığı ve topluluk önünde konuşma, doğru soruları sormak,
mesajları sentezleme, aktif dinleme. Yani arkadaşlar bakın, gördünüz mü? Yani gidip bir sertifika programına yazılmanıza gerek yok. Bunları hikaye anlatıcılığı mesela yıllardır anlatıyorlar. İnternette yüzlerce video var. Topluluk önünde konuşma zaten belki 50-100 yıllık bir sıkıntı, bir problem. Bunun için belki onlarca, yüzlerce kitap var. Yani bunları geliştirmeniz öyle çok büyük paralar da değil. Yani kendi kendinize internetten araştırarak veya bir kütüphaneye bile giderek, hiç para vermek istemiyorsanız orada bile öğrenebilirsiniz. Sağ, en sağ alt tarafa geçelim. Zihinsel esneklik. Mesela yaratıcılık ve hayal gücü. Bunu arkadaşlar size kimse veremez. Bunun üzerinde çalışmanız lazım. Eğer doğuştan gelen bir şey yoksa. Bilgiyi farklı içeriklere çevirmek, farklı bir bakış açısı edinebilme, uyum yeteneği, bakın bu çok önemli, buna da geleceğiz daha sonra. Öğrenme yeteneği, gördüğünüz gibi yani bunlar öyle aman Allah'ım 56 tane yetenek var, ben bunları nasıl hepsini de kazanabilirim diye düşünmenizi gerektirmeyecek şeylerden bahsediyoruz. Bunların zaten sizde kökü var. Sadece bunları geliştirmeniz gerekiyor. Tamam, bilişsel böyle. Peki bir sonrakine gelelim, bireyler arasına gelelim. Mesela şimdi grup sistemleri harekete geçirme grubu. Ne demiş altında bakın, rol modeli olma, kazan kazan müzakereleri, ilham verici vizyon oluşturma, kurumsal farkındalık. Bakın gördünüz mü, bunların da çoğu rol modeli olmadan tutun da kazan kazan müzakerelerine kadar zaten tecrübeyle insanlar arası ilişkilerinizde elde edebileceğiniz yetenekler. Veya sağ tarafa geçelim, ilişki geliştirme, empati. Bunun için arkadaşlar bir ders almanıza gerek yok, empati kuracaksınız. Ne olduğunu öğreneceksiniz ve yapacaksınız, bu kadar basit. İlham verici güven, alçak gönüllülük, bunu da size kimse parayla satamaz. Ya alçak gönüllüsünüz ya da değilsiniz. Bunun için etrafınızı sormanız yeterli. Ben alçak gönüllü bir insan mıyım diye sormanız yeterli. İnsanlar ıkmık etmeye başlıyorsa demek ki alçak gönüllülükle ilgili bir sıkıntınız var. Geliştirmeniz lazım. Bu kadar basit. Sosyallik. Bunu en iyi yine siz bilirsiniz. Sosyal olmanız gerekiyor. Takım çalışması verimliliği. Bakın altta. Kapsayıcılığı teşvik etme. Farklı şahsiyetleri motive edebilme etme. Çatışmaları çözmek. Birlikte çalışma, koçluk ve yetki vermek yetenekleri. Bunlar da hemen daha bugünden olması gereken yeteneklerdir. Yani sıfır, daha hiç iş hayatına girmemiş birisinin bunları elde etmemiş olmasından daha doğal bir şey olamaz. Neyin koçluğunu yapacaksın? Hayatında ne tecrübe edindin ki ne koçluk yapacaksın? Yani gördünüz mü? Buradaki her yeteneği birden elde etmek zorunda değilsiniz. Ama ileride koçluk vermek zorunda olduğunuzu, bunun isteneceğini bilin. Bakın sonraki geliyor. Sonraki kategori kendi kendine liderlik. Öz farkındalık ve öz yönetim, bakın ilk alt grup, kendi duygularını ve tetikleyicileri anlayabilmek, öz kontrol ve düzen, güçlü yanlarını anlayabilmek, dürüstlük, kendini motive etmek ve sağlık, özgüven. Arkadaşlar bakın gördünüz mü, ne kadar temel şeylerden bahsediyoruz ama bunların her birine ilgili en az birkaç cümle edecek kadar kendinizi tanımanız, mülakata hazırlanmanız lazım. Mesela girişimcilik, girişimcilik deyince aklınıza bakın gelecek olan şeyler altında, cesaret ve risk alma, değişimi ve inovasyonu yürütmek, enerji, tutku ve iyimserlik, tutuculuğu kırmak, yani girişimci mi insan mısın diye sordukları zaman bunlar üzerinde konuşacak, dediğim gibi en az 2-3 cümleniz olsun. Hedefleri gerçekleştirmek alt grubuna geliyoruz. Mesela sahiplenme ve kararlılık, başarıya yönetmek, kişisel gelişim. Zaten bunu artık herhalde herkes günde 20 kere bombardıman halinde öğreniyor, kişisel gelişimle ilgili gereklilikleri. Dayanıklılık ve sebat, belirsizlikle baş edebilme, gördünüz mü? Yani bunların da zaten sizde kökü var. Bunları geliştirmeniz gerekiyor sadece. Ama şimdi öyle bir bölüme, kategoriye geldik ki dijital kategorisi. Bakın arkadaşlar, burada artık doğuştan gelen yetenekleriniz tek başına hiçbir işe yaramaz. Mesela dijital akıcılık ve vatandaşlık, dijital okur yazarlık, dijital öğrenme, dijital işbirliği, dijital etik. Bunları çalışacaksınız arkadaşlar. İnternete gireceksiniz. Deli gibi çalışacaksınız. Bunları öğreneceksiniz. Yazılım kullanımı ve geliştirme, programlama okur yazarlığı, veri analizi ve istatistik, bilgisayımsal ve algoritmik düşünme. Bunları da arkadaşlar eğer ileride başarılı olmak istiyorsanız iş hayatında mutlaka edinmeniz gereken yetenekler. Dijital sistemleri anlamak, bakın bir sonraki alt grup. Veri okuryazarlığı, akıllı sistemler, siber güvenlik okuryazarlığı, teknoloji çevirisi ve etkinleştirme. Bakın arkadaşlar okuryazarlık diyor. Yani programlama okuryazarlığı, veri okuryazarlığı. Yani sizden programcı olun demiyorlar size. Veri uzmanı olun demiyorlar. Size dedikleri okuryazar olun. Yani karşınıza bir konu geldiği zaman onu anlayabilecek temelde basit de olsa bir bilginiz olsun. Burada önemli olan veri dendiği zaman, siber güvenlik dendiği zaman, bu algoritmik düşünme dendiği zaman ne olduğunu bilin yeter. Bununla ilgili ileride karşınıza çıkabilecek işleri yorumlamanız istenecek çünkü. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım faydalı olmuştur bu video size. Eğer faydalı olduysa gerçekten lütfen bir like atmayı unutmayın. Ve beni YouTube kanalından veya LinkedIn'den, Instagram'dan ve TikTok'tan mutlaka takip alın.
Bunun gibi ve denetimle ilgili özellikle videolarım yayınlandığında ilk siz izleyin. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.